Alo. Hayırdır bacım bu saatte? Abi yetiş. Kendal abimi tutukladılar. Ne? Ne tutuklaması Narin? Ne diyorsun? Abi ne bileyim işte ben. O senin çok arkasında durduğun Ebru gitmiş şikayet etmiş. Oğuz komutan geldi. Aldı götürdü abimi. Ebru mu? Abi yetiş Allah aşkına. Tutukladıkları yetmemiş gibi bir de kelepçelediler. Çıkardılar evden götürüyorlar. Tamam tamam hemen geliyorum. Bu ihaneti bize niye yaptın Ebru? Her şeyi içimizde halledelim dedim. Zararı ziyanı neyse öderim dedim. Ben sadece çocuklarımın hayatını karartamadım. O adam benim oğlum. Narin, kızım içeri gir hadi. Yeteri kadar rezil olduk etrafa. Fırat! Oğlum, oğlum hadi gidelim. Ne var, neymiş, ne değilmiş öğrenelim bir. Kendalımı alıp gelelim. Ne olur kurban alayım bir yardım et. Tamam, geç teyze sen arabaya gidelim. Ben de geliyorum dayı. Sen burada anneyle kal. Ben de geleceğim dayı. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Demek senin de Kendall'a bir dur noktan varmış. O da burasıymış. Kimsenin beni anlamasına, hak vermesine ihtiyacım yok. Ben doğru bildiğimi yaptım. Sen hangi yüzle bu kapıdan girebiliyorsun hala? Sana kapısını açana iftira atıp sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Siz kabul etmeseniz de bu evde benim de hakkım var. Var öyle mi? Bundan sonra böyle rahat konuşamayacaksın ama. Anamı da kaybettin. Gördü senin gerçek yüzünü. Sen bundan sonra nasıl serdiğimiz çarşaflarda rahat rahat uyuyup kurduğumuz sofralara oturup yemek yiyeceksin? İstediğini söyle Narin. Kimsenin lafıyla hareket edecek değilim. Ben kendimce doğru olanı yaptım. Bunun için de kimseden kalkıp özür dileyecek değilim. Ayrıca suçsuzsa gelir. Telaş etmene gerek yok. Ama suçu varsa da çeker cezasını. Hala çeker cezasını diyebiliyorsun öyle mi? Bak Narin. Orada Asım da rüzgarda ölebilirdi. Sen bunları hiç düşünmüyor musun? Emine bile çekip gitti. Çünkü bir ana olarak yüreği kaldırmadı bunları. Ne diyorsun sen be? Peki sen söyle. O alevlerin arasında Baran kalsaydı ne yapardın? Bir anne olarak sana soruyorum. Ne yapardın söylesene. Yaptığına kılıf uydurmaya çalışma. Yapılmayacağı yaptın sen. Narin dur sakin ol. Melek Narin yukarı çıkar sen. Narin abla kurban olayım hadi yukarı çık. Melek çekil bırak kolumu karışmayın siz. Sen bunun hesabını vereceksin. Yenge sen ne ettin? Kendal'a şikayet etmek de ne demek? Özlem bir de sen başlama lütfen. Analıktan söz ediyor ya yenge. Bak ben de anayım. Bunu kimsenin hesaba kattığı yok. Ama Kendal'ın bebeğini taşıyorum ben. Sen benim bebeğimin babasını şikayet ettin ya. Gıkım çıkıyor mu? Bak ben seni de anlıyorum. Ama yanlış yapıyorsun. Gidip gidip çomak sokuyor. Kendal'ı tanımıyorsun ki daha. Ne olacak şimdi? Bugüne kadar hep Kadriyan'a geçiyordu önüne değil mi? Ama giderken ne dedi duydun. Ben sana diyeyim cami duvarını aşıyorsun yenge. Sen ne istiyorsun bizden, ha? Ne istiyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Dediğim gayet açık. Her şeye basan kafan bunu anlamadı mı? Baran kendine gel.
Anam senin yüzünden intihar etmeye kalktı. Amcamı içeri attırmaya çalışıyor. Ne istiyorsun sen bizden ya? Babam da senin yüzünden öldü. Doğru konuş benimle. Nesini doğru konuşayım? Her şey dost doğru ortada. Babam niye öldü? Neden kendini suyu bıraktı? Neden benden vazgeçti söylesene bir. Borç içindeymiş. Peki neden? Sen ve kızların havuzlu villalarda oturasınız diye. O sosyetik okullarda okusunlar diye. Seni şu suya atsam geberip gitsen de babam gelse. Yemin mi ettin sen bu aileyi toptan yok edeceğim diye? Defolup gitsene. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Ayrıca kızların diye bahsettiklerin senin öz kardeşlerin. Öyle ya da böyle aynı kaderi paylaşıyorsunuz. Gitmeyeceğim ve burada kalacağım. Artık hepiniz buna alışsanız çok iyi olur. O zaman burada geberip gidersin. Hey! Baran! Baran! Bırak! Bırak beni! Bırak! Baran! Bırak! Kızı lan! Bırak beni! Baran! Baran dur! Baran! 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 Saçını vur! Baran saçını vur! Sana yemin ediyorum ölümün benim önümden olacak! Bırak! Babacığım iyi misin? Yoruldum, çıkışım yok diyerek canına kıymak ne kadar kolay değil mi Murat? Ama ben senin gibi yapmayacağım. Çocuklarım yanımda olsun, tüm dünya karşımda olsun umurumda değil. İçimdeki öfke hiç bitmeyecek. Beni aldattığın için seni hiç affetmeyeceğim Murat. Hiç. Thank you.